Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. İsmi söylemek zor, o yüzden yavaş alıyorum. Bugün başlığımızdan da anlaşılacağı üzere S400'leri konuşacağız. S400'lerin Risale-i Nur'la ne ilgisi var diyebilirsiniz. Efendim aslında çok bir ilgisi yok ama bir ufak bağlantı kurmaya çalışacağız burada. Lemalarda, 16. lemada, söz basım baskısına göre 192. sayfada, kendimizce, bizce, elimizden geldiğince bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Çok tartışılıyor efendim. Gündem olduğu için biz de faydalanalım istedik. S-400 ne? S-400 bir hava savunma sistemi. Ruslardan aldığımız son zamanların en iyi hava savunma sistemlerinden birisi. İşte Patriotlar var onun muadili Amerika'da. NATO'nun kullandığı. Ama Rusların kullandığında S-400 var. Belki başkaları da vardır. Çin'in falan kullandığı ama onları bilmiyorum ben. Peki bunun Kur'an'la ne ilgisi var? Onu anlamak için bu metni okuyacağız. Bu metni okuduktan sonra da bakacağız ki S-400'ler aslında külliyetin bir ferdi olarak burada geçen ifade o var. Kur'an'da da yer alıyormuş ama külliyetin bir ferdi olarak. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde yaş ve kuru ne varsa hepsi yazılıdır Kur'an'da ayetini tefsir ederken diyor ki yani illa bizzat kendisinin olmasına gerek yok. İşareten, remzen, kanun olarak Kur'an'da bulunuyor olabilir. Bu da geçerlidir yani. İşari olarak, remzi olarak, kanundan bahsederken, bir şeyin ait olduğu kanundan bahsederken Kur'an onu da o külliyetin içine dahil etmiş olur. Öyle de ondan bahsediyor olabilir diye Bediüzzaman Hazretleri orada zikrediyor. Burada da ne var peki? Burada da kıssayı Zülkarneyn var. Zülkarneyn Aleyhisselam kıssasında Seddi Zülkarneyn mevzusu var. Biliyorsunuz o bir kavme gidiyor, o kavim ondan set yapmasını istiyor Yecüc Mecüc'leri durdurması için. O da bir set yapıyor, üzerine madenler döküyor vesaire. Bir duvar örüyor tabiri caizse. Örmüyor da daha çok döküyor gibi, metal bir duvar yapıyormuş gibi. Nasıl artık o şeyin hakikati bilemiyoruz. Peki o hakikat bugüne S-400'lere, hava savunma sistemlerine falan nasıl bakar? İşte onu buradan anlamaya çalışacağız. Okuyalım. Çok konuştum. Yemeni Zülkarneyn, ilk kısmına girmiyorum. Soruyu okuyayım sadece. İkinci sualiniz. Seddi Zülkarneyn, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı set, Kur'an'da bahsi geçen o set, o duvar nerededir? Yecüc Mecüc kimlerdir? Diye sorulmuş üstada. Cevabın ilk kısmını okumuyorum. Devamını okuyorum. Bu Yemeni Zülkarneyn tefsirlerde eskiden beri İskender namıyla iştiharının sebebi ya o Zülkarneyn'in bir ismi İskender'dir ki İskender-i Kebir, Büyük İskender ve Eski İskender'dir. Veyahut Ayat-ı Kur'aniye'nin zikrettiği Hadisat-ı Cüz'iyeler. Ayat-ı Kur'aniye'nin zikrettiği Hadisat-ı Cüz'iyeler. Yani Kur'an-ı Kerim bir küçük hadiseden bahsediyor ama nedir o? Kur'an ayetlerinin zikrettiği hadisat-ı cüz'iyeler külli hadisatın uçları olduğu cihette. Bediüzzaman Hazretleri bunu 20. sözde etraflıca anlatıyor. Yani Kur'an bir şeye bahsediyor, bir kıssa anlatıyor ama onun içinde kaç tane kanun var öğrenmemiz gereken. O kanunu gördüğümüz zaman bütün zamanlar için geçerli olan sırrı da öğreniyoruz. 20. sözü okuduğunuz zaman arkadaşlar bunu tam kavruyorsunuz. Şimdi konuya gitmeyeceğim ama zaten burada Seddi Zülkarneyn'den de bir parça onu öğreneceğiz ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Ayat-ı Kur'aniye'nin zikrettiği hadisat-ı cüz'iyeler, küçük olaylar, külli hadisatın büyük olayların uçları olduğu cihetle, hep ola gelen olayların uçları olduğu cihetle Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvetkerane irşadatıyla, yani peygamber de o Zülkarneyn Aleyhisselam, onun irşadatıyla akvam-ı zalime, zalim kavimler ile mileli mazlume, mazlum milletler ortasında hail ve gaddarların garetlerine mani olacak meşhur Seddiçi'nin binasını kurduğu gibi, Üstad Hazretleri Çin Seddi'nin belki bidayeti, ilk başlangıcı bunun Zülkarneyn Aleyhisselam tarafından onun irşadıyla yapıldığını söylüyor. İskender-i Rumi misilli, bu Aleksandr olan İskender, Makedonya kralı,
İskender Rumi misilli müteaddit cihangirler, savaşçılar ve kuvvetli padişahlar maddi cihetinde ve manevi alem insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktap dahi manevi ve irşadi cihetinde o Zülkarneyn'in arkasından gidip iktida edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında sedleri, sonra dağlar başlarında kaleleri kurmuşlar. Bir haşiye var burada. Ruh-i zeminde, dünya yüzünde mürur zamanla dağ şeklini almış, tanınmayacak bir surete gelmiş çok suni sedler vardır. Yani insanlar duvar yapmış ama üstü toz toprak kaplanmış, onu tepe sanıyoruz biz mesela. Böyle setler vardır diyor Üstad Hazretleri. Devam ediyoruz metne. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler. Ne dedi burada? Başa dönersek. Şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam nasıl o kavme, artık bundan kaç bin yıl önce bilemiyoruz, zalimlerin hücumuna karşı öğretmiş ki, ya bakın şurada onların geldiği mesela güzergah neresiyse, belki geçtikleri bir vadi var veya geçtikleri bir kanyon var, oradan geliyorlar. O kanyona bir duvar örün demiş ya da bir duvar öreyim demiş, bana yardım edin. Bak siz de takip edin nasıl yapıyorum, üstüne kurşun döküyorum işte böyle sağlam bir şey yapıyorum falan. Onun irşadı öğretmesiyle, yani zalimler bu şekilde durdurulabilir irşadı onun. Ne yapmış? Daha sonra diğer İskender işte, Aleksandr olan İskender, Makedonya kralı da diyor bu yolu takip etmiş. Onun gibi cihangirler de böyle şeyler yapmış diyor maddi cihetinde. Ve manevi alem insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve aktap dahi manevi ve irşadi cihetinde. Şimdi mesela Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı'nı yazmış. Bu bir Seddi Zülkarneyn mi? Kendisi bu ismi veriyor. Evet diyor, o da onun kanuniyetinden bir fert. Ne için öyle diyor? Çünkü birçok dalalet tohumuna cevap var burada. Fitneye, işte efendime söyleyeyim, kafa karıştırıcı şüphelere, iddialara cevaplar var. İman akaidini çok güzel izah ediyor bu eserler. Bu eserler müminlerin elinde olduğu zaman ne oluyor? Böyle bir set oluyor. Dalalete karşı, işte kafirlere, münafıklara, onların iddialarına karşı müminlerin kalbinde bir dayanak oluyor. Bu da bir settir yani. Bu da manevi set. Onların şeyini engelleyen, insanları acabaya düşürmesini engelleyen manevi bir duvar. İmanı koruyan bir duvar mesela bu da. Tekrar okuyayım metni yukarıdan. Veyahut ayat-ı Kur'aniye'nin zikrettiği hadisat cüz'iyeler, külli hadisatın uçları olduğu cihetle, Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvetkerane irşadatıyla, akvam-ı zalime, zalim kavimler ile, mileli mazlume, mazlum milletler ortasında hail ve gaddarların garetlerine mani olacak meşhur Seddiçi'nin binasını kurduğu gibi, İskender-i Rumi misilli müteaddit cihangirler, birçok cihangir ve kuvvetli padişah maddi cihetinde ve manevi alem insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktap dahi manevi ve irşadi cihetinde o Zülkarneyn'in arkasından gidip iktida edip ona uyup mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri, sonra dağlar başlarında kaleleri kurmuşlar. Kalelerin mantığı da bu diyor, yani zalimlerden mazlumları korumak. Adam kale yapıyor, içindeki halkı güvene almış oluyor. Düşman gelip aniden basamıyor. Ovada olsa, duvarsız bir yerde olsa aniden işte o zalimler veya işte saldırgan kavimler bastırıp zulmedecek. Duvarlar onun korumasını sağlıyormuş. Devam ediyor burada. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler. Ya bizzat kendileri yapmışlar maddi kuvvetle veya onlar öğretmişler yolunu. İnsanlar öyle yapmış. Sonra şehirlerin etrafında surları ve ortalarında kaleleri, ta son çare olarak 42'lik topları, bak katman katman açıyor Bediüzzaman Hazretleri. Seddi Zülkarneyn'in o külliyetinde hangi fertler olabilir? O cüz'i hadisede hangi külli hadiseler daha yer alıyor olabilir? Onu açıyor bak. Ne diyor? Sonra şehirlerin etrafında surlar. Mesela İstanbul'un surlarını düşünün. O da yani elbette Müslümanlar orayı fethetmiş ama
Surur'un yapılma niyetini korumak şehri. Yoksa ona saldıran zalim değil, haşa. Fatih Sultan Mehmet Han öyle olmaktan münezzehtir, öyle demiyoruz. Bazıların dediği gibi yani, onu işgal mişgal falan diye tarif etmiyoruz. Fetih diyoruz biz ona elhamdülillah. O konuda şüphemiz yok. Ama o duvarın yapılma amacı olarak koruma. Şehirlerin etrafında surları veya ve ortalarında kaleleri. Yani şehrin etrafında sur var, bir de ortada ikinci bir kale var. İki katmanlı koruma. Böyle kaleler de var, şehirler de var. Ta son çare olarak 42'lik topları. Bir de kalelerin üstüne konulmuş toplar var hani ilerleyen aşamada. Ne yapıyor? Top atışı yapıyor ki o düşman gelemesin. Devam ediyor. Ve kaleyi seyyar gibi dirit navları yapmışlar. Bir de seyyar kaleler. Hareket edebilir koruma şeyleri yapmışlar. Dirit navları yapmışlar. Hatta Ruh-i Zemin'in en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe olan seddi çini Kur'an'ın lisanıyla Yecüc ve Mecüc'ün ve tabiri diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve alemi beşeriyeti kaç defa zir-ü zeber eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harap eden akvam-ı vahşiye ve garetkar milletlerin Hint ve Çin'deki akvam-ı mazlumeye tecavüzlerini durdurmak için o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzun bir set yaptığı ve o akvam-ı vahşiyenin kesretli hücumlarına çok zaman mani olduğu gibi Kafkas dağlarında Derbet cihetinde yine çapulcu garetkir akvam-ı tatariyenin hücumunu durdurmak için Zülkarneyn misal eski İran padişahlarının himmetiyle sedler yapılmıştır. Şimdi bir burada şimdi Monçur, Mağol, işte Tatar dedim mi şey anlaşılmasın, bugünküler anlaşılmasın. Şimdi bugün onların çoğu Müslüman, mesela Tatarların çoğu Müslüman. Moğol Mançurlar içinde de var yani Müslümanlar. Burada ne anlamamız lazım? O zamanki şartları anlamamız lazım. O zamanlar Moğollar, Mançurlar ve işte Tatarlar şeyler, işte barbarlar diyorlar ya, işte böyle göçebe, baskıncı, öyle yaşayan kavimler. Bir de daha medeni olan işte İran tarafı. Mesela o zamanlar medeniyetin yerlerinden birisi. Persler, Medler falan orada hep önemli ülkeler kurmuşlar. Veya işte Çin aşağı tarafı daha medeni, deniz tarafı doğru. İşte Hindistan denize doğru daha medeni. Ama Orta Asya mesela şey, İşte at sırtında kılıcıyla yaşayan, silahıyla yaşayan, baskınla yaşayan kavimlerden oluşuyor, göçebe kavimlerden. Onlardan korunmak için Çinliler set yapmışlar. Çin Seddi'nin hikayesini hepimiz biliyoruz. Ona benzer set diyor, şeyde de var, Kafkas dağlarında, Derbent cihetinde yine var diyor Üstad Hazretleri. Daha bunun gibi bak devam edecek burada. Bu neviden çok setler var. Yani geçmişten günümüze mazlum milletler, medeni milletler, o baskıncılardan korunmak için onların padişahları onlara çok duvar, set, kale türünden şeyler yapmışlar. Kur'an-ı Hakim umum nevi beşerle konuştuğu için, bak Kur'an-ı Hakim, hikmetli Kur'an umum nevi beşerle konuştuğu için zahiren bir hadiseyi cüz'iyeyi zikrediyor, zikredip o umum o hadiseye benzer hadisatı ihtar ederek konuşuyor. Sedd-i Zülkarneyn'den bahsediyor, onun kıssasını anlatıyor. Ama aslında bu kanundan bahsediyor. Hep böyle şeyler ola gelmiş. Zülkarneyn aleyhisselam bunun piri belki. Yani şöyle diyebiliriz, savunma sanayinin piri Zülkarneyn aleyhisselam. Nasıl ki terzilerin piri İdris aleyhisselam, saatçilerin piri Yusuf aleyhisselam galiba. Mesela başka tıp ilminin piri İsa aleyhisselam gibi gibi. Her peygamber bir mesleğin şeyi gibi. O Davut aleyhisselam mesela demircilerin piri. Başlangıcı, bidayeti ya da geliştiricisi peygamberler. Aynı onun gibi de Zülkarneyn aleyhisselam da savunma sanayinin piri. Öyle düşünün. Zahiren bir hadiseyi cüz'iyi zikredip umum o hadiseye, olaya benzer hadisatı ihtar ederek konuşuyor. İşte bu noktayı nazardandır ki Sedde ve Yecüc ve Mecüc'e dair rivayetler ve akvali müfessirin ayrı ayrı gidiyor. Yani müfessirler neden bu Seddi, Yecücü, Mecücü farklı farklı isimlendiriyorlar? Çünkü o kanunun çok ferdi var. Nasıl işte kaleler, surlar hepsi giriyorsa o şeyin içine,
başka başka kavimler de girebilir. Aynı meziyetlere sahip, aynı zorbalığa sahip, zalimliğe sahip kavimler de onun içine girebilir. Müfessirler ayrı ayrı baktıkları için olaylara ayrı ayrı isim vermişler. Kimisi demiş ki şunlardır, kimisi demiş ki bunlardır. Aslında hepsidir. Hepsi de o şeye dahildir, sırra. Hem Kur'an-ı Hakim münasebeti kelamiye cihetinde bir hadiseden uzak bir hadiseye intikal eder. Bu münasebeti düşünmeyen zanneder ki iki hadisenin zamanları birbirine yakındır. İşte Seddin harabiyetinden kıyametin kopmasını Kur'an'ın haber vermesi, kurbiyeti zaman cihetiyle değil, zamanlarının çok yakın olması cihetiyle değil, belki münasebeti kelamiye cihetinde iki nükte içindir. Yani Sedd için yıkılınca kıyamet kopacak, bunların diyor Kur'an'da zikredilmesi, bunların böyle haber verilmesi, illa diyor hemen o oldu, hemen bu olacak böyle. Çin Seddi yıkıldı, hemen arkasından savaş başlayacak, arkasından kıyamet kopacak gibi düşünülmesin diyor. Kurbiyeti zaman cihetiyle değil, belki münasebeti kelamiye cihetinde iki nükte içindir. Başka bir hikmetle Kur'an diyor bunları peş peşe söylemiştir. Neden? Yani bu set nasıl harap olacak, öyle de dünya da harap olacaktır. Bak, yine kanun. O set bile harap oluyorsa dünya da harap olacak. Nasıl bu set harap olacak, öyle de dünya harap olacaktır. Hem nasıl ki fıtri ve ilahi setler olan dağlar metindir, ancak kıyametin kopmasıyla harap olurlar, öyle de bu set dahi dağ gibi metindir, ancak dünyanın harap olmasıyla hak ile yeksan olabilir. İnkılabat-ı zaman tahribat yapsa da çoğu sağlam kalır demektir. Evet, Seddi Zülkarneyn'in külliyetinden bir ferdi olan Seddi Çini, bak ne dedi üstad? Seddi Zülkarneyn'in külliyetinden kapsamlı bir kasıt var Seddi Zülkarneyn'de. Ondan bir fert olan Seddi Çini, Çin Seddi, binler sene yaşadığı halde daha meydanda duruyor. İnsanın eliyle zemin sayfasında yazılan mücessem, cisim, mütehaccir, taşlardan yapılmış, o demek herhalde mütehaccir. Hemen bakayım buraya. Evet, taş haline gelmiş, manidar, tarihi kadimden, eski zamanlardan uzun bir satır olarak okunuyor diyor Üstad Hazretleri. Metinimiz burada bitiyor. Üzerine konuşursak şunu söyleyelim son olarak S-400 mevzusuyla bunu. Yani savunma sanayi denilen şey, bu hava savunma sistemleri belki de bu Seddi Zülkarneyn kanununun fertlerinden birisi. Nasıl duvarlar, setler, zalimlerden mazlumları koruyor? Aslında hava savunma sistemlerinin de amacı o. Saldırıya uğradığında korumak. Bu anlamda yani Kur'an'ın dersinin hala taptaze olduğunu, bize setler yapma konusunda uyarıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki toplar yapılmış kalelerin üstüne konmak için, işte 42'lik toplar diyor üstad. Onun gibi hava savunma sistemleri de yapmak Kur'an'ın emri. Bakınız böyle düşünün. Bir peygamber bunu yapıyorsa demek ki bu bir irşat. Böyle şeyler yapın demek. Bizim de ondan hareketle Müslümanlar olarak elbette böyle şeyleri önce kendi teknolojimiz olarak üretmek ama ihtiyaç olduğunda da elbette başkalarından almak gibi bir hakkımız var. Bu kesinlikle lazım bir şey. Çünkü mazlumlar zalimlerden ancak böyle konulur, korunur. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın irşadı böyle. Evet efendim, bu metinlik bu kadar. S-400 Kur'an'da geçiyor muymuş, geçmiyor muymuş? Şimdi siz bunun cevabını kendiniz verin. Ben bir parça bu metinden hareketle gördüğüm gibi hissettiğim, sadece S-400 değil tabi, bütün savunma sistemleri, mazlumları korumak için geliştirilen, vatanlarını korumak için geliştirilen tüm savunma sistemleri, mesela şimdi işte Ukrayna'nın kullandığı Stinger füzeleri bile, ki onları daha önce Afganlılar Ruslara karşı kullandılar, belki Amerikalılara karşı da kullandılar, onlar bile, daha niceleri bu kanuna dahil. Ve aynı zamanda Kur'an bizi şevklendiriyor böyle şeyler yapın diye. Zalimlerin size hücum etmesini beklemeyin. Hücum etmeden önce o hücumu engelleyecek, onları durduracak setler oluşturun diye. Hem maddi hem manevi. Hem maddi hem manevi. Mesela dedim ya, bu eser bir settir. Bu ders de bir settir mesela. Bu dersi izleyenlerin kalbinde eğer bir irşad oluşuyorsa, bir hidayet oluşuyorsa, bir Cenab-ı Hak lütfediyorsa bir şeyler, hakikatler, onları sabit tutuyorsa dinlerinde, işte bu da bir settir. Cevap üretmek lazım ki dalaletin hücumları bizi sarsmasın. Cevap üretmek de bir settir arkadaşlar.
cevaplar üretmek, ilmi eserler üretmek, ilmi müesseseler kurmak, alim yetiştirmek, mürşit yetiştirmek bu da bir settir. Nasıl ki Bayraktar SİHA onları yapıyoruz, yapmalıyız. Onun gibi alim de yetiştirmeliyiz. Bu da bir ihtiyaç, bu da bir set. Cenab-ı Hak bu setleri kıyamete kadar muhafaza eylesin. Amin. Bir dahaki entel meselelerden, entel çözümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.